Merkez Bankası Başkanı Sayın Naci Ağbal bugün kameraların karşısına geçti ve 2021 yılının ilk enflasyon raporunu sundu. Oldukça ilginç başlıklar vardı arkadaşlar. Bunların detaylarını konuşacağız. Aynı saat diliminde Merkez Bankası'nın rezervleri de açıklandı. Evet, bir artış var ama nasıl sorusunun cevabını vermemiz gerekiyor. Fed önemli bir beklenti oluşturuyordu. Özellikle altın piyasası üzerinde. Acaba varlık alımları düşer mi şeklinde. Fed Başkanı çıktı. Varlık alımlarının aynı şekilde devam ettirileceğini söyledi. Ama altın yine de gevşedi. Neden sorusunun cevabını da yine bu videoda sizlerle paylaşacağım. AstraZeneca ile Avrupa Birliği birbirine girdi. Aşı tedariği bir türlü sağlanamıyor Avrupa Birliği'nin istediği ölçekte. Peki bu iş nereye varacak? Bunda konuşmamızda fayda var arkadaşlar. Türk İş açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Dramatik rakamları konuşuyoruz. Türkiye'nin büyük bir bölümünün yoksullaştığı ortada. Yine her zaman olduğu gibi piyasaları, rakamları da konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. Merkez Bankası'nın enflasyon raporuyla başlayalım. Bence en dikkat çekici başlıklar: gıda enflasyonu artmaya devam edecek. Enflasyonda sert bir düşüş olmasını beklemeyelim. Bu yıl %5'lik enflasyon hedefine ulaşmaktan çok uzağız. 2023'e kadar %5'lik hedefe ulaşamayız. %5 hedefine ulaşana kadar sıkı para politikaları devam ettirilecek dedi Naci Ağbal. Çok özetle söylüyorum arkadaşlar. Yurt dışı etkilerden bahsetti, kredilerden bahsetti, talebin artmasından bahsetti. Kritik mesele bana göre %5'lik enflasyon hedefi konusuydu. Demek ki 2023 yılına kadar Merkez Bankası faizleri indirmeyecek. Hatta 2023 yılına kadar yeni faiz artırımları da gerçekleştirebilir. Çünkü Sayın Naci Ağbal bunu da söyledi. Enflasyonla ilgili bir yükseliş eğilimi hissedersek sıkılaştırma yöntemlerini devreye sokarız dedi. Yani Merkez Bankası yeni faiz artırımları yapabilir dedi. Peki şu anki yönetimin, ekonomi yönetiminin ve aynı zamanda KOBİ'lerin, esnafın, üreticinin ve çiftçinin bu faiz oranlarını kaldırabilmesi mümkün mü? Asla değil arkadaşlar. O nedenle önümüzdeki dönemde çok kısa bir süreç içerisinde, bu ilk çeyrek de olabilir, ikinci çeyreğin başı da olabilir, Naci Ağbal her ne kadar itiraf etmek istemiyor olsa da faiz indirimleri süreci başlayacak. Bu konuyla ilgili bir soru soruldu kendisine. Faiz indirimleri gelecek mi? O da hayır, yakın zaman içerisinde bir faiz indirimi düşünmüyoruz dedi. Naci Ağbal'ın düşünmemesi reel sektörün düşünmemesi anlamına gelmiyor. Gerçi TOP, TÜSİAD gibi, TES gibi kurumlar, MÜSİAD gibi kurumlar fiyat istikrarının her şeyden önemli olduğunu söylüyor ama fiyatlar istikrarlı değil. Esas sorun buradan kaynaklanıyor. Faizler yükseltilmiş olmasına rağmen hala fiyatlar son derece istikrarsız ve hızlı bir şekilde yükselmeye devam ediyor. Tabii burada döviz suçlanıyor. Sayın Naci Ağbal da buna vurgu yapıyor. Dövizin etkisinin arttığını ve dolayısıyla da fiyatları yükselttiğini söylüyor. Evet, kısmen haklı. Bakın, kısmen diyorum. O zaman şu soruyu sormak lazım. 8.50'den 7.30 seviyesine gelmiş dolar kuruna rağmen neden fiyatlar geri çekilmedi? Aksine artış eğilimi devam etti. Bakın, gıda fiyatları %20'nin üzerinde yükselmiş durumda TÜİK verilerine göre. Ve yükseliş eğiliminin devam edeceğinde yine Merkez Bankası Başkanı Sayın Naci Ağbal söylüyor. Ve gıda fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerinde de çok ciddi etkilerinin olacağını da ifade ediyor. O zaman arkadaşlar demek ki yapılan faiz artırımlarının fiyatlar üzerinde olumlu bir etkisi yok. Ha, bugünden yarına hemen mi olması gerekiyordu diye soranlar olabilir. Evet, bugünden yarına hemen etkisinin olmaya başlaması gerekirdi. Talep madem kısılarak enflasyon dengelenecekti, talep zaten dip olmuş durumda. Buna rağmen enflasyon niye yükseliyor, fiyatlar niye yükseliyor sorusunu sormak lazım. Ana neden? Aslında bütçe açığı. Bütçe açığının her geçen gün büyüyor olması, kamu harcamalarının her geçen gün artıyor olması, devletin vergiden vazgeçmesinin önünde çok ciddi bir engel oluyor. Bırakın vergilerden vazgeçmek, yeni yeni vergi artırımları geliyor. Ve bu vergi artırımlarının büyük bir kısmı da maliyet unsuru yaratıyor arkadaşlar. Genel itibarıyla dolaylı vergiler arttırılıyor. Dolaylı vergiler arttırıldıkça da üretici üzerindeki fiyat etkisi artıyor ve maliyetler de yukarıya çıkıyor. Yine Sayın Naci Ağbal'ın sözlerinden yola çıkarak üretici fiyatları tüketici fiyatları üzerinde baskı yaratıyor ve yukarıya doğru onları çekiyor diyor. Ben biliyorsunuz haftalardır, hatta aylardır bu konuyu sizlerle paylaşıyorum.
üretici fiyatlarıyla tüketici fiyatları arasında çok ciddi bir makas var arkadaşlar. Üretici fiyatlarına bakıyorsunuz %24, resmi verilere göre tüketici fiyatlarına bakıyorsunuz %14. Arada neredeyse 10 puanlık, 11 puanlık bir fark var ve ister istemez tüketici fiyatları üretici fiyatlarına evriliyor. O tarafa doğru yükseliyor. Onun için de zaten enflasyonu düşürmek mümkün olmuyor. Sayın Naci Ağbal üretici fiyatları konusunu basa basa söylüyor arkadaşlar. Evet, üretici fiyatları tüketici fiyatları üzerinde çok ciddi bir baskı yaratıyor yukarıya doğru ve önümüzdeki dönemde de enflasyon eğiliminin arttığını göreceğiz. O zaman biz faizleri neden arttırıyor olabiliriz? Faizleri arttırmamızın temelinde dövizi baskılamak olabilir mi? Evet, tabii ki olabilir. Ama asıl sebep bu mu acaba sorusunun cevabı bana göre değil arkadaşlar. Esasen vatandaşı korkutup, yani döviz mevduatı olan vatandaşı korkutup onların dövizden vazgeçip Türk lirasına dönmesini istiyorlar. Nitekim Sayın Naci Ağbal bugünkü raporunda o konuya da değiniyor. Ters dolarizasyona ihtiyacımız var diyor. Vatandaşın dövizden bir an önce vazgeçmesi gerekiyor diyor. Ama yanlış yöntem izleniyor arkadaşlar. Dolar aşağıya doğru baskılandıkça vatandaş ekonomik verilere bakıyor. Dövize ucuz diye daha da çok yükleniyor. Ters dolarizasyon değil, direkt dolarizasyon oluyor ve Merkez Bankası rezervleri geçici olarak borçla doldurulurken vatandaşın döviz mevduat hesapları her geçen gün biraz daha kabarıyor. Dövizin artık fiyatlar üzerinde çok da büyük bir etkisi yok. İki tane döviz fiyatı varsa eğer, evet, fiyatlar üzerinde etkisi olabilir. Nasıl iki tane fiyat? Avrasya Tüneli örneğinde olduğu gibi. Ekranda gördüğümüz dolar 7.30 iken piyasada maliyetler 11, 12, 13, 14 liralık dolara göre yapılıyorsa eğer, evet, o zaman fiyatları yükseltir. Nitekim tablonda bu olduğunu görüyoruz. Sayın Naci Ağbal bunu kastediyorsa sonuna kadar haklı. Son bir soru. 2023'e kadar %5 enflasyon hedefine ulaşılamayacaksa Merkez Bankası'nın 2023 yılına kadar faizleri bu seviyede tutması mümkün mü? Bir, bu seviyede tutarsa ya da daha da yukarıya çıkarsa bunun yan etkileri ne olur? Biraz da bunu konuşalım isterseniz. Birinci soruya cevap vereyim. Merkez Bankası'nın faizleri bu seviyede tutması mümkün değil arkadaşlar. Çünkü yan etkileri çok ciddi bir şekilde görülmeye başlandı. 600 binden fazla firma kredilerle kendisini döndürmeye çalışıyor. Bankalar kredi vermemek için uğraşıyor zaten. Bir de yüksek faiz ortamı var. Bu yüksek faiz ortamının devam ettirilmesi demek fiyat istikrarından çok ekonomik istikrarsızlık yaratmak demektir. Onun için öyle ya da böyle Merkez Bankası bu hayalinden vazgeçecek. Birincisi bu. İkincisi, Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti'nin yumuşak karnı olan sektör, inşaat sektörü tamamen bitmiş durumda. Şu anda satışlar dip yapmış. Bütün inşaatlar yarım duruyor. Finans merkezi de dahil olmak üzere arkadaşlar. Bu sektörün tekrar canlanabilmesi, hareketlenmesi için mutlaka ama mutlaka faiz indirimleri yapmak zorundalar. Uzun lafın kısası, faizlerin bu seviyelerde tutulması gibi bir ihtimal yok arkadaşlar. Faiz indirimleri çok kısa vadede ve çok hızlı bir şekilde gelecek. Kuru durdurma hevesinden, hayalinden vazgeçecekler. Merkez Bankası rezervlerini bu şekilde dolduramayacaklarını da görecekler. Yanılıyorsun diyenler olabilir. Merkez Bankası rezervleri açıklandı. Orada da ciddi bir artış var diyenler olabilir. Doğal yöntemlerle artmıyor. Yine orada bir illüzyon var, onu özellikle belirtelim. Brüt döviz rezervlerinde bir artış gözleniyor. Ama altın rezervlerine bakıyorsunuz %8'lik düşüş var. Yani bir cepten alınmış, öbür cebe konulmuş. Peki toplam rezervlerdeki yükselişi nasıl tarif ediyoruz? Borçlarla, hem de kısa vadeli borçlarla yapılmış bu arkadaşlar. Şimdi detaylarını sizlerle paylaşacağım. Merkez Bankası resmi rezervleri %12.8 oranında artmış durumda. 93.3 milyar dolara gelmiş. Döviz varlıkları %17.8 oranında artıyor. Çok dikkat çekici bir rakam bu. 48.5 milyar dolara geliyor ama altın rezervlerine bakıyorsunuz %8.1 oranında azalıyor ve 43.2 milyar dolara geliyor. Yani bir cepten çıkartılıyor, öbür cebe konuluyor. Daha tehlikeli olan kısımdan biraz bahsedelim. Kısa vadeli borçlar %2.4 artmış durumda. 28.3 milyar dolara gelmiş ve bu tutarın 23 milyar doları ana para, 5.3 milyar doları, bir kez daha söylüyorum, 5.3 milyar doları faiz arkadaşlar. Faizin yüksekliğine bakar mısınız? Türkiye resmen tefeci faizine mahkum edildi diyorum ya, işte onu net gösteriyor bu. Merkez Bankası'nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yaptığı
yaptığı swap işlemlerinden dolayı 61.9 milyar dolarlık bir rakam var karşımızda. Bu bir borç arkadaşlar. Üstelik bu borcun 23.4 milyar doları bir ay içerisinde geri ödenecek. Rezervler şu anda yukarıda gibi görünüyor ama 23.4 milyar doları zaten bir ay içerisinde tekrar geri iade edilecek ve Merkez Bankası rezervleri tekrar azalacak. Bu arada şunu söyleyelim, zaten bu swapları vesaireye çıkarttığımız zaman 50 milyar doların üzerinde negatif rezerv olduğunu biliyoruz. Bir yıl içinde ödenecek, bu da kısa vadeli borca girer. Borçlar Aralık'ta %15.6 oranında artmış. Gördüğünüz gibi Merkez Bankası rezervleri borçlarla doldurulmaya çalışılıyor. Üstelik kısa vadeli borçlarla. 3 aylık, 5 aylık, 1 yıllık hatta 1 aylık borçlarla dolu gibi gösterilmeye çalışılıyor. Çok tehlikeli bir oyun oynanıyor arkadaşlar. Bu para çıktığında hem Merkez Bankası rezervleri sıkıntıya girecek hem de Türkiye ekonomisi ciddi sıkıntıya girecek. Ciddi finansal dalgalanmaları olacak, ciddi döviz dalgalanmaları olacak. Bunu da unutmayın. Yüksek faiz ortamımız devam ediyor. Öbür taraftan dönüyorsunuz, yüksek enflasyon ortamı devam ediyor ve Merkez Bankası Başkanı yüksek enflasyon ortamının daha da devam edeceğini söylüyor. Döviz dengelerinizi alt üst edecek Merkez Bankası borçlanmalarını, kısa vadeli borçlanmalarını görüyorsunuz. Altın rezervinin eridiğini görüyorsunuz. Hala kağıt üzeri oyunlar oynandığını görüyorsunuz. Çok ciddi anlamda ateşle oynanıyor arkadaşlar. Bakalım bu işin sonu nereye varacak, hep birlikte göreceğiz. Gelelim bir başka meseleye. Biraz yurt dışına gidelim, tekrar Türkiye'ye döneceğiz. Avrupa Birliği ile AstraZeneca birbirine girmiş durumda. Aşı verin diyor Avrupa Birliği. AstraZeneca da diyor ki ben o kadar üretmiyorum. Sana vermem gereken aşının da %60'lık kısmını kesiyorum diyor. Avrupa Birliği çıldırmış durumda. AstraZeneca ile birbirlerine girdiler ve iş şimdi İngiltere'ye de dokunmaya başladı. Biliyorsunuz AstraZeneca firması hem İngiliz hem İsveç. Yani iki ortaklı bir yapıya sahip. Avrupa Birliği de bunun üzerine sen İngiltere'ye iltimas geçiyorsun. O zaman biz de BioNTech ve Pfizer aşısını, çünkü o da biliyorsunuz Avrupa Birliği kökenli, İngiltere'ye vermeyeceğiz diyor. Ya AstraZeneca aşısını bize verirsiniz ya da bizden BioNTech ve Pfizer aşısını alamazsınız diyor. Ortalık tamamen karışmış durumda. Bu gerilim arkadaşlar önümüzdeki dönemde siyah kuğu etkisi yaratabilir. Yani büyük krizler ortamı yaratabilir. Şimdiden sizleri uyarmak istiyorum. Aşı müjdeleri geçtiğimiz dönemde altın fiyatları nasıl aşağıya döndürdüyse, şimdi de bu aşı keşmekeşi büyük ihtimalle altın fiyatlarındaki zirvelere destek olacak arkadaşlar. Tabii ki teşvikler, varlık alımları da altının yükselişini destekleyecek. Peki buradaki soru şu. Fed dün dedi ki ben varlık alımlarını devam ettireceğim. Buna rağmen neden altın fiyatlarında bir düşüş eğilimi gördük? Varlık alımlarının düşmeyeceğini herkes biliyordu. İşin gerçeği şu arkadaşlar, Biden teşvik paketi onaylandığı an itibarıyla altın fiyatlarında zaten hareketlilik yukarıya doğru olacak. Aynı zamanda korona etkisi durdurulamıyor arkadaşlar. Can kayıpları durdurulamıyor. İngiltere, Almanya tamamen yaka sekmiş durumda. Keza Amerika'da korona salgını hızla devam ediyor. İşsizlik maaşı başvuruları düşmüyor. Ekonomik dengesizlikler artıyor. Avrupa Birliği hızla kapanıyor. İlkbaharda da kapalı kalabileceğinin sinyallerini verdi. Hatta yaz aylarında da yine kapalı kalabileceğinin sinyallerini verdi. Turizm gelirleri dip yapmış durumda. Güney Avrupa resmen kan ağlıyor arkadaşlar. Bu kadar büyük riskler varken aynı zamanda bir de Amerika-Çin gerilimi artmaya devam ediyor. Ticaret savaşları artmaya devam ediyor. Dolayısıyla arkadaşlar altın fiyatlarının yükselmemesi için bir tek neden bile yok. Aynı zamanda altın fiyatlarının düşmesi için de bir tek neden bile yok. Teknik geri çekilmeler yaşıyoruz bu dönemde. Bu oynamalar, bu hareketlilikler olacak. Çok net söylüyorum size, 2021 yılında 2300-2500 dolarları çok rahat göreceğiz. Ama uzun vadeli grafiklere baktığımızda bize çok daha yukarıdaki seviyeler de görünüyor. Onu burada şimdilik telaffuz etmeyeceğim arkadaşlar. Altının yükselişi o 2300-2500 dolarlarda da kalmayacak. Daha da yukarıdaki seviyelere gidecek bu nedenlerden dolayı. Açlık ve yoksulluk sınırı arkadaşlar. 4 kişilik bir ailede açlık sınırı Türk İş'in araştırması 2652 lira, yoksulluk sınırı 8638 lira. Sadece kendi kendinize şu soruyu sormanızı rica ediyorum. 4 kişilik bir ailenin ferdisiniz.
Toplamda evinize 8.638 liradan fazla para giriyor mu, girmiyor mu? Bunun üzerinde bir para evinize giriyorsa yoksulluk sınırının üzerindesiniz ve yoksul değilsiniz. Zengin değilsiniz, orta gelirli bile değilsiniz, orta gelirlinin alt gelir grubundasınız. Ama arkadaşlar 8.638 liralık bir geliriniz yok ise ve Türkiye'nin büyük bir kısmı bu gelire sahip değil, o zaman arkadaşlar yoksul olduğunuzun farkına varın lütfen. Evet, siz yoksulsunuz. Çok kısaca rakamlara da bakalım arkadaşlar. Sonrasında da videomuzu tamamlayalım. 7.38 seviyesindeki dolar artık doların diplerini gösteriyor. Teknik olarak da temel olarak da arkadaşlar doların sıçraması çok sert olacak. Kim ne derse desin. 8.50'nin üzerine hızla yükselen bir dolar kuru göreceğiz. İlk hedefimizi söylüyorum. 7.90'ın üstü. Sonrasında 8 lirayı hızla kırıp 8.48-50 aralığına gideceğiz. 8.48-50'de durup geri geleceğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. İlk çeyreğin sonunda maksimum ikinci çeyreğin ilk aylarında 9 liranın üzerindeki kuru göreceğiz. Bu arada euronun da sterlinin de aynı oranlarda yükseliş eğiliminde olacağını göreceğiz. Parite 1.21'in altında şu anda 1.20.95 seviyelerinde. 1.20'nin aşağıya doğru kırılma ihtimali her geçen gün biraz daha artıyor. Kırdığı an 1.18, orayı da kırdığında 1.15. 1.15 tehlikeli bir destek. Burası kırılırsa 1.08'e kadar gider euro dolar paritesi. Özellikle bunu belirtmek istiyorum. Ama kısa vadede ilk hedefin 1.18 olacağı kanaatindeyim. Altın onsu arkadaşlar. 1830'ları deniyor. Tekrar 1840'ın üzerine çıkıyor. Dar bir banda sıkışmış durumda. Hem temel hem teknik veriler çok net bir şekilde altının burada sıkıştığını gösteriyor. Aşağıya doğru da gidemediğini gösteriyor. Daha önce yaşadığımız hani o 1300'lerden başlayıp 2000'lerin üzerine kadar giden hareket aslında hareketin tamamı değil arkadaşlar. Sürece baktığınızda o hareketin çok daha ötesinde bir noktaya doğru altının gittiğini görebiliyorsunuz zaten. O nedenle size 2300-2500 bu sene içinde görülecek diyorum. Kimse bu saatten sonra 1300-1500 dolarları falan beklemesin. Öyle bir şey olmayacak. Altın yükseliş eğilimini devam ettirecek. Gram altında da bu sene ilk hedefimiz 540 geldiğimiz nokta. İkinci hedefimiz 600 liranın üzeri, 600-800 lira aralığı, sonrasında ise 1000 lirayı zorlayacak yine 2021 yılı içerisinde hep birlikte yaşayarak göreceğiz. Uzun vadeli olaylara bakabilenler, sabredebilenler, sakin olanlar ve beklemeyi bilenler bu işten karlı çıkanlar olacak. Panikleyenler, herkesin sözüne göre hareket edenlerse pişman olan taraf olacak, bunu da unutmayın. Evet, bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Instagram hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlarım.